ülkemizi kanayan bir yarasıydı bu. Demek ki bizim çocuğumuza denk geldi. 100. yılın kuruluşu olan Afyonkarahisar'da, 100. yılın kutlamasında böyle bir Atatürk'ün adı verilen bir ilkokula yakışmadı bu hareket. Keşke öğretmenimiz orada biraz işte, çünkü niye öğretmen diyoruz kendisine? Eğitmen olduğu için, bu işin öngören olduğu için, idareciler olduğu için bunlar. Keşke öğretmenim orada çocuğu oradan sıradan çıkaracağına bir tane eline bayrak verip sallandırsaydı, bunu yapsalardı. Ama maalesef bunu demek ki o anda öğretmenimiz öngöremedi. Öngöremediği için de yapacak bir şey, öğretmenimiz tasarladı. Tabii öğretmenle çok konuşmak istedik. Öğretmenimize aynı gün telefonla aradığımda ben size cevap veremem. Bu konuyla ilgili okula gelin, okulda görüşürüz, program bitmiş demesinin arkasından aynı anda ailelerin kendini kullandığı bir haber aracı var, WhatsApp. Bazı aileler metiye düzüyorlar, çocuklarımız iyi program yaptı. Arkasından hoca hanım kendisi burada diyor ki benim için bir önemli toplantı var, bizim bu programımızla ilgili bir provoke söz konusu, derslerine ihtiyacı var gibi WhatsApp grubuna yaz atıyor. Tabii ben çok üzüldüm. Okul müdürümüzün dışarıdan da ben kendim gazeteciyim. Yapmak isteseydim ben bunu kendi haberimi kendi gazetemde yapardım. Baktığım zaman ben olayın olduğu gün bu mevzuyu Milli Eğitim Müdürü'ne, okul müdürüne taşıdım. Ve daha sonraki günlerde de ertesi günde okulun kapalı olması, tatil olması dedi. Konuşamadık. Öyle olunca da ben de sizin haber portalınızdan öğrendim İHA'ya gönderildiğini. Sonuçta bir devlette devamlılık esası, sağ olsun devlet de bu konuda en büyük cezayı verecektir ya da araştırmaya. Sayın Valimiz Kübra Güren Yiğitbaşı hakikaten hanımefendi olaraktan, bir anne olarak da biz zaten kendisine devlet anadır. Afyonkarahisar'da böyle çocuklara karşı sempati sergisi vardır. Bağına basmıştır. Bu konuda da bir surt olmak niyetine çok geldik ama ister istemez böyle aradaki laflar, dedikodular, ilgisiz sendikalar, açıklamalar yaptıkça ister istemez bizi gazlandırıyorlar. Bu konuda da yani insanların birazcık daha duyarlı olması.